15 Temmuz hain darbe girişimini televizyondan öğrendi. Vatanı için sokağa çıktı. Cumhurbaşkanımızın meydanlara sokağa çıkın talimatlarıyla çıktık. Aralıksız ateş ediyorlardı. Yanımdan vurulanlar, düşenler yani çok kötüydü, anlatılmazdı. Bayağı yaralılar vardı. Geldik, biz yaraları taşıdık. 15 Temmuz hain darbe girişimini engellemeye çalışanlardan biri de İsmail Acur'du. O gece ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, oradan Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Gazi İsmail Acur 15 Temmuz gecesi vatan savunması için işte tam da bu noktaya geldi. Bu noktaya geldiğinde darbeci hainler sivillerin üzerine ateş açıyordu. İşte o noktada İsmail Acur askerlerin karşısına dikildi ve kurşunların hedefi oldu. Eşim aradı. İsmail neredesin, biz korkuyoruz. Yani çocuklar korkuyor, neredesin gibi. Ben dedim ki siz yatın dedim. O arada telefon uçtu elimde. Telefon uçtu, telefonu öldürdüm. Vurulmuşum o anda. Ondan sonra belki de telefon kurtardım işte. Karartı geldi gözüme, ter aldı. Attım elimin içine, gözüm düştü. İsmail Acur 8 yıldır boynunda kurşunla yaşıyor. Kurşun şah damarıyla omurilik arasında olduğu için cerrahi müdahale yapılamıyor. Ben vatanım uğruna çıktım abi. Yani gözüm değil canım da feda olsun ya. Kurşun da boynumda. Geceleri yatamıyorum, sızı, ağrılar vuran. Ama vatanıma feda olsun. Tek gerçeğimiz vatanımız, bayrağımızdır. Vatanımıza illaki doğrusu sonu ölüm de olsa vatanımıza sahip çıkacağız. 15 Temmuz gazisi İsmail Acur o gece verilen mücadelenin gençlere örnek olmasını istiyor. Biz nasıl bizdeki önceki nesillere örnek aldıysak atalarımızı, onlar da bizi abilerini örnek alsınlar, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıksınlar. Ne olursa olsun. Tek kalıcı, tek gerçek vatanımızdır. Vatanımıza canımız feda.